Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Özgür Tutoğlu. Bugün size FIFO kuralıyla bir muhasebe çalışması yaptım. FIFO nasıl oluyor? Bu konuda ben bir internet sitesine, bir YouTube sayfasına, Mevzu Muhasebe diye bir YouTube sayfasına teşekkür etmek istiyorum. Çünkü FIFO'nun nasıl olduğunu oradan öğrendim. Mevzu Muhasebe YouTube sayfası. Linki de burada. Buradaki kural nedir? İlk giren ürün ilk çıkar. First in, first out. İlk giren ilk çıkar. Depo programı diyebiliriz buna. Nasıl bir program? Ben tanıtımım için tüm her şeyi açık olarak tutuyorum. Ürünler burada çeşitli ürünler var. Zomzank A1'lerden A10'a kadar, iPhone A1'den A5'e kadar, Erikçi A1'den A5'e kadar, nokta A1'den A10'a kadar ürünler var. Ve alış ve satışımız var. Buraya bilgilerimizi giriyoruz. Ana sayfa burada, şu kısım normal şartlarda gizli olması gerekiyor. Ben ürünün buradaki adı buraya ERSA ile getiriyorum. Ve kaçıncı ürün? Birinci Zomzank A1. Birinci Zomzank A2. Mesela şunu Zomzank A1 yapar isek bu ikinci Zomzank A1 oldu. Gibi. İkinci Zomzank A1 burada da üçüncü olmuştu fark ettiyseniz. Bunu niye yapıyoruz? Bu ürünü aldık. Alış fiyatımız burada belli. Tabii satışlar da var. Alışı satışı giriyoruz. Eğer bu ürünü, bu yaptığım örnek çalışmayı isterseniz de mail adresime mail atarak ben size gönderebilirim. Şurayı gizleyelim artık. İşimiz kalmadı. Ürün kontrol. Buradan ürün sayfasından iPhone A1. Birinci iPhone A1, ikinci iPhone A1. Oradan listeden çekiyor. Alış var, satış var çeşitli şekilde. Kaç tane almışsın, kaç tane satmışsın görebiliyorsun. Bunu da gizleyelim. Buradan değiştirdiğiniz zaman hepsi değişiyor. Şu şekilde. Ürün kontrol ikinci sayfası. Bunu tüm ürünler için çeşitlendirilebilir. O nedenle ben ikinci bir sayfayı daha yaptım. Bir de artık FIFO'nun olduğu sayfa. Bunu iPhone A1'e göre yapıyoruz. Alış, bu ürün kontrolde özellikle şunu belirteyim. Bir daha göster diyelim. Burada alış ve satışı belirlemek için. Hangi ürün? Alış ve satış kısmını belirlemek için yapılan sayfa bu. Bunlar hiç görülmeyebilir de kapatabilirsiniz de şuradan direkt hepsini takip edebilirsiniz FIFO sayfasından. Alışlar. 2 Ocak 2022'de 7 tane alınmış. Tanesi 1645.43'ten alınmış. 11.518 yapıyor. Bu 7 taneyi bakın 3, 1, 2 ve burada da bir tanesini satmış oluyor. Fiyatlarını da ona göre belirtiyor. Toplamda 28 tane alınmış. Alış fiyatları 51 bin lira yapıyor. 18 tane satılmış, 44 bin lira. Bu satışlardan oluşan toplam kar, sadece satılanlardaki kar 11 bin lira. Satılan ticari malın maliyeti satılanların 32 bin lira. Ve dönem sonu stoğumuz 10 tane. O da 18.750 lira yapıyor. Bunu şöyle yapabiliriz. Değiştirelim. Ana sayfaya giriyoruz. Bugünün tarihi 18.01.2023. Yine iPhone A1'den satış yapıyoruz. 4 tane 4.000 liradan satıyoruz. 4.000 liradan satıyoruz.
Ürün sayfasına gidebiliyorsunuz. FIFO'ya gideceğiz biz. Alttan gitmenize gerek yok artık. FIFO sayfasına gittiğimizde bakın buradaki satışı gösteriyor. 4 ürünü 4000 liradan 16 adet. Bizim kar marjımız 19.000 liraya çıkıyor satılanlarda. Satılan ticari malların maliyeti 40.000 lira. Şöyle yapalım isterseniz şuna da bakın. Şunu göstereyim. Satılanların mal maliyeti 40.000 lira. Satış karımız 19.000 lira. Buradaki satılan toplam ürün miktarını çıkartması gerekiyor. Toplamını. 60.187. Buradaki durum bu. Yani muhasebe yaz çok bilendir. Bu durumu farkındadır. 6 tane var. 6 tane ürünün stok maliyeti 11.000 lira. 11.250 lira. Biz bunu 11.250 liraya almışız. Çünkü tanesini 1875 liradan aldığımız ürünler kalmış sadece. Bunu şöyle yapalım. Tekrar dönelim ana sayfaya. Bizim 12 taneydi. 7, 11, 12. Şu son satışları hepsini silelim. Hepsini silelim. FIFO'ya tekrar gidelim. En son 1875'ten 12 tane almışız. 12 tane almışız. Burada kalan ürünlerin maliyetleri, stok maliyetlerine bakalım. 6 tane satılmış toplamda. Satılanların hepsi 1645 liradan aldığımız satılmış. Bir tanesi 1645 liradan kalan. 9 tanesi 1975 liradan 17.000 liralık. 12 tanesi 1875'ten alınan 22.500 liralık bir stok maliyeti oluyor. 6 tane satıyoruz. 22 tane kalanımız var. Arkadaşlar benden bu kadar. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayınız. Tekrar mevzu muhasebe YouTube sayfasına teşekkür ediyorum. Çünkü FIFO yöntemini kendisinden öğrendim. Onun videolarını izleyerek siz de oradan da öğrenebilirsiniz daha detaylı şekilde. Bu Excel'i de eğer isterseniz ben şöyle gizleyeyim. Mail atarak ben size örneğini gönderebilirim. Kullanabilirsiniz. Kendinize entegre edebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayınız. Teşekkür ediyorum.